Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Haziran 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, ayın 20'sine kadar Güneş İkizler burcunda ilerleyecek. Jüpiter artık İkizler burcuna geçişini yaptı biliyorsunuz 26 Mayıs'ta. Bir yıl Haziran 2025'e kadar da İkizler'de olacak. Venüs İkizler burcunda ve Merkür de 3 Haziran'da İkizler burcuna geçiyor. Gördüğünüz gibi 11. evinizde yoğun bir hareketlilik var. Bu da Haziran'a çok hızlı, çok hareketli, neşeli enerjilerle başlayabileceğinizi işaret ediyor. Yılın en sosyal aylarından biri sizin için sevgili aslanlar. Yani bu ay çeşitli nedenlerle, yani gerek iş bağlantıları olabilir, gerek özel ilişkiler, ailevi ilişkiler olabilir, arkadaş ilişkileriniz olabilir. Hep böyle kalabalıklar içerisinde olmanız, gruplara katılmanız, davetlere katılmanız, eğlenceli aktivitelerle birlikte olmanız. Yani biraz böyle ekiplerin, organizasyonların dahil olduğu, hareketliliklerin öne çıktığı bir dönemdesiniz. Yeni projeler üretme konusunda da heveslisiniz. Zihniniz çok hızlı çalışıyor, çok yönlüsünüz. Bol bol haber duyabilirsiniz, böyle sohbet ortamlarına katılabilirsiniz. Tabii ikizler demek dedikodu demek. Siz de daha meraklı, daha aktif olacağınız için işte etrafınızda, arkadaşlarla bir arada olacağınız, bol bol sohbet yapacağınız, bol bol yeni bilgiler öğrenebileceğiniz, entelektüel anlamda kendinizi de geliştirebileceğiniz bir dönemdesiniz aslında. Ve 6 Haziran'da 16 derece İkizler Burcu'nda yeni ay doğacak. Her yeni ay yeni olasılıkları, yeni gündemleri hayatımıza taşıyor. Bu yeni ayda yeni bir şeyler öğrenebilirsiniz örneğin. Bir kursa katılabilirsiniz, bir eğitime katılabilirsiniz, bol bol okuyabilirsiniz. Bir yeteneğiniz varsa bir şeyleri yazmak, çizmek, tasarlamak ya da bir ortamda bir sunum yapmak, bir konferansa katılmak ve benzeri alanlarda sizi çok destekleyebilecek bir yeni ay. Yine tabii ki yeni gruplara girmeniz, yeni arkadaşlarla tanışmanız da mümkün. Var olan arkadaş gruplarınızla belki organizasyonlar yapabilirsiniz. Bunlar hani böyle ortak çalışmalar olabilir, seyahatler olabilir. Bunun gibi güzel aktivitelerin olabileceği bir dönem. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlarda 16 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa yeni ay çok daha hareketlilik getirebilir hayatınıza. Tabii ki ikizler aslan için dost bir burç. Yani güneşiniz, yükselen burcunuz yine 16 derece ve yakınlarındaysa, 12-18 derece aralığındaysa bu yeni ay size çok güzel açılar da yaptığı için iyimser ve olduğunu ve fırsatlar getirdiğini de söyleyebilirim. Yeni ayı takip eden günlerde 9 Haziran Güneş-Satürn kavuşumu var. Satürn balık burcunda olacak sevgili aslanlar. Biraz para konularında harcamaların artabileceğini gösteriyor. Yani belki bir seyahate gideceksiniz, bir eğitime katılacaksınız, bir projeniz var. Yani bunun için masraf olabilir. Masraf olunca üzerinize biraz parasal baskı olabilir. Yani kendinizi biraz yetersiz hissedebilirsiniz, parasal kısıtlama hissedebilirsiniz. Dolayısıyla harcamalarda bir disiplin içerisinde olmanız, böyle çok hızlı karar vermemeniz, daha planlı hareket etmenizde fayda var. Yine 9 Haziran'da Mars Boğa burcuna geçecek. Mars 10. evinize hareketine başlıyor. Yaklaşık 1,5 ay Mars Boğa burcunda olacak. Bu dönemde demek ki hani toplum önündeki işleriniz nedir bu? Yani çalışanlar için kariyer konuları, çalışmayanlar için de işte toplumdaki duruşunuz, aile içindeki sorumluluklarınız. Hani buralarda biraz daha inisiyatif aldınız, daha hareketli olduğunuz bir dönemdesiniz. Zaman zaman bu biraz üzerinizde baskı yaratabilir, böyle bir agresyon falan yaratabilir. Özellikle 11 Haziran, 12 Haziran Mars Plüto karesi de var. Buna dikkat edin. Yani işte eşinizle bir konuda anlaşmazlık yaşamanız ya da üstlerle çalıştığınız ortamda orada böyle bir gerilim yaşamanız ya da aile büyükleriyle ilgili bir konunun üzerinizde stres yaratması mümkün olabilir. Genel olarak Mars Plüto kareleri işte kronik sağlık sorunları, enfeksiyonlar gibi ya da işte hormonal dengesizlikler gibi bunları arttırabilir. Ağrılar hani kas ağrıları, eklem ağrıları gibi. Bununla birlikte biraz böyle kazalar, sakarlıklar da oluşabilir Mars Plüto karelerinde. Yani sizinle ilgili olmasa da işte eşinizle ilgili olabilir, ebeveynlerle ilgili olabilir. Böyle bir risk oluşabilir. Özellikle buna dikkat etmekte fayda var. 17 Haziran itibariyle Merkür ve Venüs ikisi birlikten Yengeç burcuna geçiyorlar. Sevgili aslanlar 12. evinize geçecekler. Ayın 20'sinde Güneş Yengeç burcuna geçiyor. Bu ne demek? Biraz sakinleşiyoruz. Yani biraz böyle işte aya hareketli başladık. Kalabalıklar var. Koşturuyoruz, geziyoruz, seyahat ediyoruz, konuşuyoruz, bilgiler paylaşılıyor. Yeni şeyler öğreniyoruz ama ayın böyle 20'sinden sonra biraz içe dönme, biraz böyle sakinleşme, dinlenme zamanı.
Bu zamanlarda işte aileyle ilgili konular olabilir. Kendi kişisel bakımımızla ilgili konular olabilir. 12. ev deyince işte hastanelere gidebilirsiniz, bakım evlerine gidin. Neden gidebiliriz? İşte check-up yaptırabilirsiniz. İşte belki böyle bir bakım işiniz var, onun için gidebilir. Ya da aileyle ilgili bir durumunuz var. Onların sağlık kontrolleri ve benzeri. Bu tarz alanlarda daha fazla bulunabilirsiniz. Biraz yalnız kalmanız, izole olmanız, biraz kalabalıklardan uzaklaşmanız mümkün. Böyle bir dönemde hem dinlenebilir hem de yalnız yapacağınız işlere de odaklanabilirsiniz. Bu tabii ki böyle kısa bir tatil imkanı da verebilir size. Ve yakınlarınıza da daha fazla zaman ayırabilirsiniz böyle bir dönemde. 22 Haziran'da ise 1 derece Oğlak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Her dolunayda olduğu gibi bu dolunayda da böyle bir tamamlanma, böyle bir dönüşüm, bir farkındalık enerjisi var tabii ki. 6. evinizde olacak bir dolunay. Genel olarak önce burçlarımızı daha çok etkiliyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer önce burçlarda 1 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa sizin için çok etkili çalışabilir bu dolunay. Aksi halde çok da fazla etki almayabilirsiniz. 6. ev dolunayı daha çok günlük hayattır, çalışma koşullarıdır, iş konularıdır. Hani buralarda bir sonuca ulaşmanız, bir beklentinizin netleşmesi mümkün. Zaten Mars da kariyer evinizde olacağı için yani bir işe girebilirsiniz, belki işte sorumluluklarınız artabilir, görevlerinizde bir değişim olabilir, biraz yorabilir sizi bu dolunay ve dolunay yakınları. Bununla birlikte yakınlarınız, akrabalarınız, onlarla ilgili konular, onlarla ilgili sağlık konuları olabilir. Sizin genel sağlığınız, işte beslenmeniz, diyetiniz, sporunuz, günlük alışkanlıklarınız neyse, hani buralarda bir dönüşüm yapmanız gerekebilir. Eğer bir sağlık sorununuz varsa, belki bunun tedavisi için bir arayışınız olacak. Veya işte bir diyete başlayacaksınız. Bunun gibi konular gündeminizde olabilir. Evcil hayvanlarınızla da ilgili önemli etkiler alıyorsunuz aslında. O da çünkü günlük rutinlerinizdir. Günlük rutinleriniz, sabahtan akşama kadar yaptığınız işler nedir? Planlarınız nedir? İşte buralarda ya da hayatınızı geçirdiğiniz, işte eviniz, işiniz, çalışma ortamlarınız, buraların düzenlenmesi, yenilenmesi, kendi yararınıza aslında olabilecek bazı değişimler için de bu dolunay önemli açılımlar getirebilir hayatınıza sevgili aslanlar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.